Evet çocuklar, merhabalar. Şimdi size aslan ile tavşan hikayesini anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Çok eski zamanlarda ormanda zalim bir aslan yaşarmış. Aslan önüne çıkan bütün hayvanların büyük küçük demeden, gözünün yaşına bakmadan yermiş. Artık bu duruma daha fazla dayanamayan hayvanlar bir yere toplanıp kendi aralarında konuşmuşlar. Aslanı her gün bir hayvan vermeye karar vermişler. Karşılığında da aslandan kimseye dokunmamasını istemişler. Tavşan aslanın yanına giderek aldıkları kararı anlatmış. Aslan bu kararı çok beğenmiş. Aslanı kurban olarak kimin gideceğini kura çekerek belirlemişler. Bu şekilde günler gelip geçerken sıra tavşana gelmiş. Tavşan sağda solda biraz oyalandıktan sonra akşama doğru aslanın yanına varmış. Açlıktan karnı zil çalan aslan tavşanı görür görmez üzerine atlayıp onu yemek istemiş. Bu defa tavşan, "Hükümdarım, hemen sinirlenmeyin. Benim suçum yok. Sabahleyin size bir tavşan getiriyordum. Önüme bir aslan çıkıp tavşanı elimden aldı," demiş. Aslan sinirli bir şekilde, "O nasıl bir aslandır ki bana getirilen yiyeceği almış? Çabuk bana yerini göster, onu parça parça edeyim," demiş. Tavşan aslanı bir kuyunun yanına getirmiş. "Sizin tavşanınızı alan aslan bu kuyudaki suyun içinde," demiş. Aslan kuyunun içerisindeki suya bakınca bir de ne görsün? Suyun içinde kocaman bir aslan. Şaşkın aslan. Suda yansımasını başka aslan zannederek kuyuya atlamış. Böylece aslan suda boğulup ölmüş. Diğer hayvanlar da tavşanın aklı sayesinde ormanda rahat bir nefes almış ve ömür boyu mutlu yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri bana, biri sizlere, biri de masal anlatıcılarına. Hoşça kalın, evde kalın.